Şimdi hali pürmelalimiz neye delalet eder? Buradan nereye varırız? Havalar ısındı, işte tatilcilerimiz dönüyor. Daha doğrusu Kurban Bayramı tatilcilerimiz dönüyor. Pek çok tatilcimiz bölgede. Bölgeye gidip gelenler ya da oradakiler bilir. Şimdi bacağınızda şort, üstünüzde tişört. Ya maskeyi takmayı versek de ne olur? Algısı, anlayışını muhakkak gözlemlemişsinizdir. Çok nadir maske takanlar. Sosyal mesafe zaten dediğim gibi bir türlü bunu içselleştiremedik. Bunu Akdenizliliğimizden mi yapamadık? Efendim ya bayramdır, ver elini öpeyim, sarılalım. Bayramda da korona mı olur? Ucuzlaştırmasıyla mı yapamadık bilinmez ama korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Bu bayram seyran geçecek. Sonrasında işte 7-8 gün sonra mı, bir hafta sonra mı ürkütücü bir tabloyla karşılaşır mıyız? Karşılaşmaz mıyız? Bunları bir konuşalım isteriz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın. Hocam merhaba. Merhabalar, iyi bayramlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Uzman Doktor Meltem Özen. Hocam merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Akademik titre göre mi başlayayım, centilmenlik kuralına göre mi başlayayım, şaşırdım. Centilmenlik kuralına göre başlayayım. Meltem'in de bayramını tebrik ediyorum. Kolaylıklar Meltem Hanım. Sıra Meltem'de olsun. Sağ olun, teşekkürler. Ben de ikinizin bayramını tebrik ederim. O zaman ben bu jestten Meltem Hanım'la başlayalım anladım. Hocam tuzlu su, sıcak hava, esinti, rüzgar bunlar rahatlamamız için yani hava yoluyla kafalar çok karışık biliyorsunuz. Hava yoluyla da bulaşıyormuş, fıçkırıkla da bulaşıyormuş, hapşırıkla da bulaşıyormuş. Ama efendim tuzlu su, deniz, hava, kum, güneş az önce de söyledim. Altımızda şortlar, üstümüzde tişörtler. Böyle bir amiyana tabirle saldık meseleyi. Bu rahatlamamız için yeterli mi? Değilse ne yapalım? Sizi dinlemek isteriz. Tabii şimdi şöyle ki tabii ki 24 saat maske takma olanağı yok. Bu pratikte olacak bir şey değil. Dolayısıyla mesafe burada çok daha büyük bir önem kazanıyor. Bir de şöyle bir haber de vermek istiyorum. Bu virüste bir mutasyon oldu. Ülkemizde de henüz ülkemizdeki virüste de bu mutasyon var mı? Çalışmalar yapılıyor, devam ediyor ama mutasyona göre yani amino asit dizilimde bir glisin geçmesiyle yani bir ufak bir minik bir değişimle virüs insan hücresine daha kolay tutunur hale geldi. Hocam şu an ekranımızı görebiliyor musunuz? Evet görüyorum. Şu Menekşe plajı burası. Bugün haberde de verdik. Mesela şu ortamda bulaşın etkisini kırar mı tuzlu su, hava, şu ortam? Şimdi hayır kırmaz. Dediğim gibi bu mutasyon sonucu bulaşıcılık arttı. Yani böyle olunca biz daha da çok endişe ediyoruz. Şu ortamda eğer mesafe olsaydı aslında açık hava bizim için büyük avantaj. Güneş bizim için büyük avantaj. Yani mesafeyi korusalardı maske takmadan da korunurlardı. Ancak bu ortam şu an bizim için tehlike arz ediyor. Yani şu ortamda insanlar dip dibe olunca mecburen burada maske önermek durumundayız. O da pratikte olmadığı için mesafeyi mutlaka sağlanması lazım. Belki insanlar tabii aslında diyoruz ki kendi sorumluluklarını bilerek bunu yapsınlar ama görüyoruz ki olmuyor. O zaman mecburen belki oralarda devreye geçen görevliler olmasını ben önereceğim bu durumda. Çünkü bu durum son derece riskli. Hocam bunu biz belki sosyal psikologlarla da mı konuşmamız lazım, sosyologlarla mı konuşmamız lazım? Maske meselesinde az buçuk bir yol aldık gibi. Hatta bu süreçlere kadar. Fakat işte bu bayramdır, seyrandır, yazdır, güneştir. Bu sosyal mesafe meselesinde, konusunda pek bir yol alamıyoruz. Bunu siz nasıl görürsünüz? Nasıl yapacağız biz bu işi? Son derece normal bu. Çünkü insanlarda bir bıkkınlık oldu. Bir de bizim kültürümüzde, bizim ülkemizde insanlar yazın deniz kenarına gidiyor, tatil yapıyor. Artık o şekilde rahatlıyor. Şimdi insanları iyice
yasaklarla korkutursak bu sefer insanlarda psikolojik olarak sıkıntılar baş gösterecek. Dolayısıyla bizim burada yapabileceğimiz dediğim gibi devletimizin bunu bir şekilde denetlemesi olacak. Çünkü insanların kendi haline bıraktığımızda işte manzarayı görüyoruz, siz de bize gösteriyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Ha, biz ne yapabiliriz? Hasta olanların sokağa çıkmasını engellemek konusunda çalışmalarımızı arttırabiliriz. Bunda da benim bir önerim olacak eğer izin verirseniz. Şimdi bizim vakalarda akciğer tomografisinin 99 oranında teşhis koyduruyor. Fakat akciğere girilmiş enfeksiyon PCR testi yaptığımız zaman biz PCR'ı burundan ve boğaz bölgesinden yapıyoruz. PCR testi negatif çıkıyor. Çünkü enfeksiyon akciğere indiği zaman bu bölgelerdeki virüs yoğunluğu azalıyor. Dolayısıyla bu kişiler PCR negatif olduğu için filyasyonla takibe alınmıyorlar. Yakın zamana kadar da alınmıyorlardı. Halbuki benim önerim, devletimize önerim, eğer akciğer tomografisiyle biz bu kişileri tedaviye alıyor ve tomografi sistemi koyuyorsak, onların da filyasyon çalışmalarını yapalım. İş yerinde görüştükleri, evde aileleri, herkesi karantina altına alalım. En azından sokağa çıkan hasta sayısını bir engellemeye çalışalım. Sokağa çıkanlar da biraz daha fazla güvende olsunlar. Çünkü sahil kentlerimizde de bakın çok büyük bir tehlike var. Burası İstanbul. İstanbul'un sağlık olanakları nispeten çok daha iyi. Çok sayıda hastanemiz var, sağlık gereklerimiz var. Ama sahil kentlerimizde durum böyle değil. Sahil kentlerindeki doktor sayısı, yardımcı sağlık personel sayısı, hastane yoğun bakım sayısı bunlar çok kısıtlı. Oralara birden bir akın olduğu için nüfusları da birden arttı. Bölgelerde bölgesel olarak sıkıntılar yaşanabilir. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Zaten Sayın Bakanımız da bir endişelerini dile getiriyor. Dolayısıyla insanlarımızın bu konuda bizlere yardımcı olması lazım. Bakın doktorlar ne kadar ağır şartlarda çalışıyorlar. Siz de görüyorsunuz ekranlarda. Maskeler takıyorlar, bütün yüzleri yara olmuş. Tabii. O sıcak havada formaları giyiyorlar, kanter içinde çalışıyorlar. Onların da çok yoruldular. Hakikaten tüm sağlık ekibi çok yoruldu. Buna mutlaka halkımızın destek vermesi gerekir. Mesafeyi koruyarak destek verecekler. Şimdi bakın Kasım, Aralık gibi ikinci bir dalgadan endişe ediyoruz. Tabii ki bu insanlar umutsuzluğa kapılmasın, çaresiz durum olduklarını düşünmesinler. Belki öyle bir şey olmayacak bile. Belki virüs mutasyona uğrayacak ve hiç ikinci dalga da olmayacak inşallah, keşke. Ama biz kendimizi en kötü senaryo hazırlamamız gerekiyor. Şimdi bu binli vakalarla biz ikinci dalgayı karşılarsak birinci dalganın üstüne ikinci dalga binecek. Tsunami gibi bir etkisi olacak. İller bazında sıkıntılar yaşanabilir. Halbuki biz vaka sayılarımızı düşürüp ondan sonra ikinci dalgayı da daha rahat karşılayabilirsek hem sağlık personelimizin biraz dinlenmeye vakti olmuş olur. Muhtemelen çünkü Eylül-Ekim ayları biraz daha rahat geçecektir. Ama şimdi dalga üstüne dalga bindirmeyelim. Halkımızdan ricam bu. Lütfen mesafeyi koruyun. Maske konusunda evet dip dibeyseniz yapın ama mesafeyi ne olur koruyun. Mesafe korursanız açık havada maske takmasanız bile riskiniz çok düşüktür. Teşekkürler. Kemalettin Hocam. Şimdi hocam bir öneride bulundu mesela işte Şile'den, Menekşe plajından, buralar Emirgan galiba. Onca habere rağmen hala oradaki yüzmeler de devam ediyor gerçi. İşte devlet mesela maske meselesinde önce sizler kıymetli tıp insanları bu defa iş devlete değil bize düşüyor dediniz. Biz maskede bir yol aldık. Sonra takmayana şu kadar ceza denildi, hassasiyet biraz daha arttı. Bu hassasiyet biraz oturmuş gibi sanki. Fakat sosyal mesafe meselesinde işte hocamız diyor ki buralarda görevliler olsa hadi plaja koyduk. Ya o kadar polisi güvenlik görevlimiz yok. Hadi plaja koyduk, gece kulübünü ne yapacağız? Restoranını ne yapacağız? Yani hocamın dediğinden ne anladığım, yine bir müeyyideyle mi bunu sağlayacağız? O da biraz imkan dahilinde gözükmüyor gibi. Yani ne yapacağız bu sosyal mesafe meselesi? Nasıl olacak? Şimdi aslında ilkbaharın bayağı bilinçlenmiştik. Bayağı iyi bir noktaya gelmişti toplum. Evet. Mayıs ayı ve Haziran'a doğru. Yalnız ondan sonra hayatın elbette normalleşmesi gerekiyordu.
ve hayatı normalleştirme kararı alıp bir kısım kısıtlamalar kalkınca biz aslında beyinde ve davranış kalıplarımızdaki kısıtlamaları da kaldırdık. Ana problemimiz orada. Evet. Yani tüm kısıtlamalar kalkabilir ama biz kendi sağlığımız ve toplum sağlığı açısından olan kısıtlamaları kaldırmamamız gerekiyordu. Bunun içerisinde yaz dönemi, sıcaklar, adrenalin, heyecan, böyle böyle faktörler söz konusu olabilir. Ve bunun sonucunda da bugün Türkiye'de, bugün Sayın Bakan'ın verileri bildirdiğinde ortaya koyduğu bir cümleyi iyi irdelememiz gerekiyor. Sadece Menekşe plajı değil, görüşebildiğim bütün plajlar bu düzeyde. Hı-hı. Plajlar böyleyken dağlar, kırlar, köyler ya da Anadolu kentleri, kasabaları böyle değil mi? Onlar da böyle. Şu an için Türkiye'de ben düşünsel anlamında toplumun maske ve mesafeyi bir kenara bıraktığını, yaz tatiline göndermiş olduğunu inşallah duam bu arada Ağustos ayında bir sonucun çok sağlanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü herkes aynı psikolojide. Eylül ayında Türk toplumunun böyle okullar açılması, vesailerin başlaması, kış dönemi gibi dönemde yeniden o hassasiyetleri hissedeceklerini düşünüyorum. Yeniden ekranlardaki bu programları izleyecekler. Yeniden bir arada konuları konuşacaklardır. Ve Eylül ayından sonra Eylül-Ekim'de o hassasiyeti tekrar sahip olana kadar iş işten geçmiş olur mu? Çok ciddi bir problemle karşılaşacağımızı Meltem sağ olsun tsunami'yi referans vermeden kullandı. Ben yaklaşık bir aydır dünyanın beklediği ikinci dalganın Türkiye'deki bitmeyen, hala bitmemiş olan birinci dalgayla Türkiye coğrafyasında tsunami olarak karşımıza çıkacağını, Kasım ayında, Nisan ayından çok çok daha zor günler geçireceğimizi düşünenlerdenim. Onun için de toplumu önümüzdeki bu Eylül ayının ortalarına kadar olan bu 40-45 gün içerisinde hem toplum yeni strateji planları belirlemeli hem de kamu yönetimi o döneme sayıları düşürerek yaklaşmalı. Bugün tatiller, o gördüğünüz plajlardaki insanlar bir aylığına, bir buçuk aylığına gitmiyor oralara. Genellikle bir hafta 10 günlüğüne gidiyor. Evet. Bir hafta 10 günlüğü içerisinde plajlarda enfekte olanlar, Güneydoğu'da, Taziye'de ya da Karadeniz'de, düğünde ya da tarım çalışma alanlarında enfekte olanlar, takdir edersiniz ki Eylül ayından sonra Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa hattına yeniden yüklenecekler. Evet. Herkes, önemli bir kısmı virüsü alarak gelip bir de daha sıkı, örümlü bir toplumsal yaşama bürünecekler. Öyle olunca da birbirlerimizi infekte etme oranımız ve birbirlerimizi infekte etme oranımızın hastalık tablosu daha da artacak. Bunun altını, bu hani derin dip dalgası olarak tanımladığım şeyi belirtmekte fayda var. Şu an Sayın Bakan'ın açıkladığı 1000 kişide 2.6 virüs taşıyor diyor. Eğer biz bunu çarparsak 80 milyonda 200 bin kişiden fazla insan var. Toplum bir yanlış algıyla bence bu süreci yönetiyor. Her akşam yeşil tabloda gördüğü 995 vakanın Türkiye'nin vakası olduğunu düşünüyor. Evet. Öyle bir algı oluştu. Ya da aktif vaka diyoruz. İyi olanlar, ölenleri tüm 233 binden çıkarınca 15 bin aktif vaka diyoruz. Ama öyle değil. Şu an Türkiye toplumunda etrafımızda gezen, coğrafyamızda her yerimizde olan en az 200 bin kişi virüsü taşıyor. Bunu mikrobiyolojik veri eksikliklerini de eklerseniz 200 bin ila 500 bin kişi Türkiye coğrafyasında virüs taşıyor. Bunlar bir araya geldikçe, kış geldikçe, diğer mevsimsel virüsler de sisteme katıldıkça, havalandırmalar, kalabalıklar olunca biz o zaman çok ciddi bir tabloyla karşılaşacağımızı toplumun önüne bugünden koymamız lazım. Ben negatif psikolojiyle konuşuyor olarak algılanabilirim ama virüsü ve epidemiolojiyi bilerek bunu Kasım ayında görebiliyorum. Meltem Hocam da söyledi zaten. O zaman biz Kasım ayına geldiğimizde 3000-4000 vakayı gördüğümüz zaman alacağımız tedbirlerle en erken 4 ila 6 haftada biz bir sonuç elde edebiliyoruz. Öyleyse bugünden tedbirlerimizi alalım. Vatandaşlar maskeydi, mesafeydi, temizlikte neyse artık ezberlediler ama uygulamakta biraz sorun görünüyor. O nedenle ben yaklaşan dönemde önümüzde bir fırsat var. Önümüzdeki 4-5 hafta kuralları Türkiye çok ciddi bir şekilde uyarsa kışa baharı görecek şekilde girebilir. Ama uymadan girerse kışı kara kışa dönüştürürler diye korkuyorum. Hocam bir taraftan sizi dinlerken işte bir taraftan siz de dediniz kültürel bir şey bu. Bayram, seyran, hava, güneş, rahatlık ya da
Maske ve sosyal mesafeyi yaz tatiline çıkardık. Güzel bir teşbihti. Şimdi bir taraftan da bu hassasiyetlerimizin hep olması gerektiğini cebe koyuyoruz. Fakat bunun dışında işte klima diyorsunuz, havalandırma diyorsunuz. Yani bir taraftan da bu nemli havaları, bu sıcak havaları gidermek için işte bir mecburen de olsa bir alışveriş merkezinde, mecburen de olsa bir eczaneye girdiğinizde şöyle bir serinlemek istiyorsunuz. O da yani buradan başlayın. Bir taraftan da böyle bir hem virüsüyle de hem mücadelesiyle de birazcık da bir imkansızla mı karşı karşıyayız? Ben imkansızla karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü AVM'ye girdiğinizde de ya da klimalı ortama girdiğinizde de mesafeyi koruduğunuz zaman ya da o esnaf iki masa daha, iki müşteri daha ya da insanlar madem bunun restoranın kapısına kadar geldik kalabalık da olsa oturalım demediği sürece imkansızla karşılaşmıyoruz. İmkansız olan şu, virüsün yaşaması için bir insana ihtiyacı var. Biz eğer ona o imkanı vermezsek onun yaşaması imkansız olur. Biz o zaman imkanlı ortamlarda yaşarız. Mesele biz virüsü yaşatıyoruz. Biz virüse çok hoşuma giden bir tabir var. Geçici bir ateşkes halindeydik geçtiğimiz aylarda. Ama biz virüse imkan verdik ve virüs yeniden saldırıya geçme aşamasında şu anda. Çünkü binleri bulmuş bir rakamlarla konuşuyoruz. Eğer biz tedbirlerimizi alırsak virüsün yaşaması imkansız. Biz de tedbirleri almakta bir imkansızlıkla karşı karşıya değiliz. Ancak bunu getiririz kış dönemi, İstanbul'un yoğun temposu, toplu taşıma, kalabalık ortamlar, bazen insanların zorunlu mesafeye uyamadığı anlar varsa bunu anlarım. Ama toplumun %90'ı virüsün yaşamasını imkansız hale getirebilecek bilgi birikimine sahip ve olanağa sahip. Beltem Hocam, siz az önce değindiniz mutasyon meselesi, biraz açmanızı istirham edeceğim. Sağlık Bakanlığı dedi, koronavirüs mutasyon geçirdi mi? Türkiye'deki yüksek vaka sayılarına rağmen ölüm oranlarının düşük olması mutasyonla ilgili soruların yanıt bulmak için bir çalışma başlatıyor. Yani bu mutasyon geçirdi mi? Geçirirse ne olur meselesini biraz daha açmanızı istirham etsem. Tabii. Şimdi bu virüsün spike proteini dediğimiz yani çıkıntıları var. Bu çıkıntılarla insan bedenindeki insan hücrelerine giriyor. Şimdi bu spike üzerindeki bir ufak mutasyon yani bir ufak amino asit dediğimiz dizilimlerden bir tanesinin yerine glisin geçmesiyle oluşan bu ufak mutasyon sonucunda bu spike proteinleri çok daha kolay insan hücresine bağlanır hale geldiler. Şu an ülkemizdeki virüs suçlarında bu var mı? Bu araştırılıyor, çalışmaları yapılıyor. Ülkemizde de bu mutasyon görüldü diye ama şu anda virüste bu mutasyon var. Bu mutasyon zaten devamlı bu virüs mutasyon gösteren bir virüs. Minik minik mutasyonlar gösteriyor. Ama şu anki bu mutasyonuyla daha fazla bulaşıcı özellik göstermeye başladı. Çünkü daha kolay insan hücresine yapışıyor, giriyor. Bu durumda bizim dikkat edeceğimiz mesafemizi korumak. Bir iyi haberimiz ama bu mutasyonla birlikte öldürücülüğün arttığına dair herhangi bir bulgu yok. Yani sadece bulaşıcılığı arttı. O halde bizim sadece bulaşıcılık yönünden yapacağımız herkesin bildiği maske, mesafe, el yıkama. Mutasyon olup da tüm bu bulaşıcı özelliklerini kaybedebilir mi gelecekte? Bu olabilir. Belki Kasım ayından önce de olur ve bu salgın biter. Bir daha ikinci dalgada tsunami de gelmez. İnşallah diyoruz. Ama bu zaman içinde görüp yaşayacağımız bir şey. Şu anki haliyle bulaşıcılığı devam ediyor. Hastalık yapma özelliği devam ediyor. Teşekkür ederim. Kemalettin Hocam, bu az önce bir önceki bültende verirken de Dünya Sağlık Örgütü dedi. Böyle bu tür durumlarda bizi hep böyle bir tedirgin ediyor. Mesela yine Sağlık Örgütü'nün başkanı diyor ki bir yani aşı bulma meselesi böyle hemen şıp diye olacak bir şey değil. Belki de hiç bulamayacağız falan diyor. Bu anlama gelen bir şeyler söylüyor. Bu kadar şey mi? Daha doğrusu hala mı bu kadar ümitsiz bir durumun içindeyiz? Şimdi tabii Dünya Sağlık Örgütü dünyadaki ciddiyet üzerine konuşuyor. 300 bin günlük vakanın olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Evet, biz Türkiye'de binli rakamları gördük. Avrupa'da birçok ülke 100'lü 200'lü rakamları gördü ama onlar da ikinci dalgalarını yaşayarak
geçtiğimiz günlerde 600, 700, 800'lere çıktı İspanya, İtalya gibi ülkelerde. Böyle olunca dünyayı okuyan bir örgüt doğal olarak dünyada 300 bin kişinin enfekte olduğunu, enfekte olan 300 bin kişinin en az %3 ila 5'inin de öldüğünü kabul edecek olursak, o zaman Dünya Sağlık Örgütü olayın hala ciddiyetiyle konuşmak zorunda. Ben de Dünya Sağlık Örgütü gibi düşünenlerdenim. Çünkü virüslerle insanoğlunun mücadelesi tarih boyunca devam ede gelmiştir. En basitinden herkesin bildiği İspanyol gribi denilen 50 milyondan insan, fazla insanın öldüğü bir hastalıkta 100 yıl ve son 100 yılın inanılmaz derecede sağlık endüstrisindeki gelişmesine rağmen hala her yıl yeniden aşı yapıyoruz. Ve o ancak bir yıl koruyor. Gelecek yıl yeni bir grip aşısı yapıyoruz. Böyle olunca virüslere yönelik olarak yapacağınız hamlelerde virüsler, hani zeka olarak ölçmeyiz ama virüsler insanlardan daha atraktif ve daha hızlı tedbir alabiliyorlar. Bakın biz 8 ay oldu. 8 ayda daha herhangi bir şey bulmamışken bu virüsler yarın öbür gün başka bir yetenek bulup bizim bulduğumuz ona karşı silahı alt edebilecek güce sahipler, yeteneğe sahipler. Çünkü böyle bir özellikleri var. Dünya Sağlık Örgütü'nün cümlelerine katılıyorum. Hatta ve hatta bunun böyle 5-6 ay içerisinde eğer virüs ben bu insanoğlundan bıktım gittim bunlarla daha işim yok deyip gitmediği sürece bizim böyle 2-3 sene daha bu konuyla uğraşacağız. Aşı tamamen virüsün keyfine kalmış durumdayız yani. Buradan sonraki sürecimiz bu. Çünkü şöyle düşünün, 7,5 milyar insana bulacağınız aşıyla 7,5 milyar insanı aşılayarak onlarda savunma hücrelerini oluşturarak siz bir pandemi önleyemezsiniz. Böyle bir realite söz konusu değil. Çünkü 7,5 milyon aşı herkesin %100 bağışık hücresi oluşturacak diye bir tablosu söz konusu değil. Ne kadar koruyacağı belli değil ve koruma oranının ne olacağı belli değil. Hadi aşı çalışmalarında şöyle cümleler var, makaleler yayınlanıyor. Hani bağışıklığını tam oluşturmasa da akciğere inimini ve akciğerdeki ağır tabloyu azaltıyor gibi bir umut ışığı var ortada. Ama aşıyla pandemiyi bir yıl içerisinde sonlandırmak gibi bir şansımız yok. Çiçek hastalığıyla yıllarca uğraşılarak sonlandırılmıştır. Kızamıkla yıllarca uğraşılarak bundan aşı hala uygulanarak toplum korunabilmektedir. Dünyadan eradike edilmemiştir. Demek ki virüsler bizim karşımızda ciddi problemlerdir. Ateşkes ilan etmiş olunan bu birkaç ay içerisinde biz satım haldeki mevziimizi çok güçlü tutmaz isek onun bize yeniden saldırması için yakın bir zamanda bunu yapar diye düşünüyorum. Sizden şunu da rica etsem, bu şeyde, bu işte meşhur yeşil tablomuzda vakalara rağmen ölüm oranlarındaki düşüş mü bizi rahatlatıyor? Böyleyse o olumsuz gitmek istiyorum dediniz ya, bence buna da ihtiyacımız çok gerçekten. Bize şu şeyi yapar mısınız ya, ölüm yok ama diye başlayacağınız bir cümle var mı? Yani ölümler artmıyor olabilir ama diye başlayacağınız bir cümle var mı? Yani burada Sağlık Bakanlığı'nın bu azalan süreç içerisinde, klinikler iyi dediği süre içerisinde en azından Haziran ve Temmuz ayındaki vaka ölüm oranını bize bildirmesi lazım. Bu 1.9'lara kadar inmişti, 2.7'lere kadar çıktı, şu anı bilmiyoruz. Eğer Haziran ve Temmuz ayında olan vakalardaki ölüm oranı 0 noktalı rakamlara indiyse o zaman anlarım. Ama benim bildiğim bir önceki Nisan ve Mayıs ayındaki ölüm oranı neyse şu anda aynı ölüm oranı devam ediyor. Bu algımızın nedeni şu Reis Bey. Biz Nisan ayında polikliniklere hasta olarak koşan insanlarla ve o günlerde 2000, 4000, 8000, 10000 test yapıyorduk hatırlarsanız. Evet. Yani hasta olup polikliniğe şikayetleriyle gelip bu kadar test yapıyorduk. Şimdi biz 50 bin test yapıyoruz. Doğal olarak daha fazla asemptomatik vaka buluyoruz. O zaman da sokağa çıksaydık, hastanelere gelen 10 bin kişinin testini yapıp 40 binini de sokakta maça çıkacak kişilere, çalışma alanlarına var böyle biliyorsunuz. Sağlıklı insanlarda düzenli test yapan kurum ve kuruluşlar var. Futbol maçları da yüzlerce futbolcu defaatle 2 günde bir testler. Yani hastalar dışında da çıkıp toplumda asemptomatik olduğunu düşündüğümüz sağlıklı insanları da tarasaydık o zaman da aynı cümleyi kurardık biz. Hastalık oranı azaldı. Hiçbir şey azalmadı. Bu cümleler toplumu yanıltıyor. Üç cümle söyleyeyim ondan sonra sözü size bırakayım. Toplumu yanıltan cümlelerden
ısrarla kaçınmamız lazım. Bir, ölüm oranlarının azalttığına, hastalık yapma yeteneğinin azalttığına dair bir makale dünyanın hiçbir yerinde yok. Kişisel anekdotal kliniğimizde gördüğümüz hastalar üzerinden çıkıp ekranlarda bilim insanı olarak konuşmak doğru değil. Bunu bilim herhangi bir makaleyle hastalık yapma ve ölüm oranının azaldığına dair bir şey yok. İkincisi, virüs mutasyon yapıp lehimizde bir sonuç söz konusu değil. Hastalık aynı devam ediyor. Üçüncüsü, çok tehlikeliydi ve bedelini ödüyoruz. Bu Mayıs ayında sıcaklar, hava, güneş ışını virüsün hastalık yapma özelliğini azaltacak gibi bir yanlışı doğru bildiydik. Bu da toplumu yanılttı. Hiçbir ışın ya da ısı virüsün 1,5 metre mesafede sizden çıkıp benim ağzıma burnuma gelene kadar ki mesafede onu öldürmüyor güneş ışınları. Böyle bir şey yok. Ama masanın üstünde kalırsa 8 saat yaşamaz da 2 saate düşer, bu ayrı mesele. Ama birbirimize mesafe içinde bulaştırdığımız süre içinde sizin ağzınızdan çıkan damlacık bana gelirken güneş ışını onu steril etmiyor. Böyle bir şey söz konusu değil ve bulaşlarda %90-95 mesafeyle oluyor. Bir de Reis Bey, tüm bilim insanlarına ve tüm herkese, biz bu süreçte başarma yolunda ilerliyoruz. Başardık kelimesi doğru bir kelime değildir. Bugün binleri görüyoruz. Sayın Bakan bugün toplumu çok güzel bir cümleyle uyarıyor ve bizim size söylediklerimizi aslında o cümleyle söylüyor. Ben oradan da cesaret bularak bunları kuruyorum. Diyor ki birkaç ilimizde pik seviyesinin yüksek olduğu illeri görüyoruz. Bu illerinki devam ederse biz daha ağır bedeller öderiz. Aman dikkat edelim diye bir bugünkü tweetinin özü buydu. Yani kısacası Türkiye'nin satım halinde bir viral infeksiyon yaygınlığı söz konusu. Kümelenip bir araya geldiğimizde birbirimizi daha yüksek oranda infekte edip yine o zaman başa döneriz. Yani öldürme hızı arttı, virüs mutasyon yapmadı deriz. Ama kısacası biz ne olur kuralları tatile çıkarmayalım. Yani ya da tatile çıkardıysak artık kuralları geri alalım. Hayatı normal yaşamak istiyorsak yeni normallerimizi beynimizde ve davranış kalıplarımızda normalleştirmeyelim. Onu unutmayalım. Bunu yaparsak bu insanoğlu, bu millet bunu başardı, gerisini de başarır diye düşünüyorum. Çok kıymetli uyarılarınız, çok teşekkür ederim. Meltem Hanım, ekleyeceğiniz son birkaç cümleyi de alayım efendim. Varsa. Benim yine Kemalettin'e tamamen katılıyorum. Virüs hastalık yapma özelliği aynen devam ediyor. Artık bundan sonrası için her şey halkımıza düşüyor. Herkes kendi sorumluluğunu bilmek durumunda. Çünkü her insanın başına bir görevli dikemeyiz. Burada ben tekrar bu konuda çağrı yapmak istiyorum. Bir de ben şu konunun üzerinde durmak istiyorum. Dezenfektanlar kimyasal maddeler içeriyorlar. Bunun uzun vadede sıkıntılarını yaşarız. Çünkü bunların vücutta birikme özelliği olabilir. Bir takım hastalıklara sebep olabilir. O yüzden kolonyayı tercih edelim diyoruz. Ancak böyle restoranlar gibi birçok yerde dezenfektan zorunluluğu getirilmiş durumda. Evet. Benim bir ricam, kolonya zorunluluğu, yani kolonyada kabul görsün lütfen. Zaten geleneğimizdir kolonya. Bir dezenfektan bulunabilir ama kolonyada denetimlerde kabul edilirse buna ben çok sevinirim. Çünkü ileride bu dezenfektanların sıkıntısını yaşayacağız. Bu uyarı da çok önemliydi. Çok teşekkür ederim. Uzman doktor Meltem Özen, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Çok teşekkürler. Profesör doktor Kemalettin Aydın hocam, sizlere de çok teşekkürler. Her bu şey sonrası, karne sonrası, günlük karnemiz, tablomuz sonrası hep konuşuyoruz. 11 Mart'tan bu yana hep konuşuyoruz. Sıkça da tekrarlıyorum. Nerede bu devlet sorusunu soracağımız yer değil burası. Nerede bu millet sorusunu soracağımız, tamamen mesuliyetin, tamamen sorumluluğun bize ait olduğu ve hassasiyetimizi yüksek tutmazsak Kemalettin Hoca'nın dediği gibi, ki işte pek çok Avrupa ülkesi ikinci salgını konuşmaya başladı. Hocanın tezi, biz böyle devam edersek bu rehavete, o salgınla beraber öyle bir birleşecek ki bu bizim rehavetimiz. Sonrasında da biz Kasım ayında, Ekim ayında, Kasım ayında inanılmaz tablolar göreceğiz dedi. Kötümser miyim? Evet, kötümserim. Hiç iyimser değilim. Çünkü ortadaki tablo, görüntüler ortada diyor Profesör Doktor Kemalettin Aydın. Yani sevgili seyirciler, iş bize düşüyor. Ne kadar hassasiyet, o kadar az ölüm, o kadar az vaka.
o kadar az ağzımızın tadının kaçması. Bir araya gidelim, sonra veda edelim.